Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Şu an Puan evlerindeyim. Buraya paket servis getirdim. Yemeği verdim. Şimdi bankaya geçeceğim. Bir işim var. O ara dedim daha öncesinde yapmış olduğum ama bazı sorulara cevap vermediğim bir video vardı. İkinci el motosiklet alma konusu. Alırken kazıklanmamak için nelere dikkat etmek lazım? Bu videoda biraz bunlara değinmek istiyorum arkadaşlar. Böyle bir video yapalım dedim. Güvenlikçi abi kopyayı kaldır. Teşekkür ediyoruz. Şimdi buradan bankaya geçeceğim. Yolumu biraz uzatayım ki size detaylı bir şekilde anlatmak istediklerimi anlatayım arkadaşlar. İkinci el motosiklet alırken kazıklanmamak için neler yapmak lazımdan önce ilan bakarken nelere dikkat etmeliyiz size en önce bunları anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi benim ikinci el ilan bakarken çok takıldığım, çok böyle sevmediğim bir nokta var. Sağ tarafa geçiş için bekleyeceğiz. Evet. Yapacak bir şey yok. Bekleyelim. Şimdi ilan başlığına İşte ustamla gel, gel gör al git, İşte bunun gibi yazan insanlar var. Ben böyle ilan veren insanların vermiş olduğu ilanlara hiç girip bakmak bile istemiyorum. İşte gel bin git, işte usta usta gezdiremem ustamla gel, ekspertize kapalıdır, şöyledir böyledir. Bu tip başlık gördüğüm zaman direkt o ilandan soğuyorum. Bana samimi gelmiyor abi. İlan koyuyorsan ilan başlığına açıklayıcı bir şekilde bir şey yazman lazım. Böyle mesela ben motoru satıyorum diyelim. Ne yazarım abi? İşte sahibinden 2012 model hasar kayıtsız CB250. Böyle yaz abi. İşte gel bin git. İşte gel gör al. Falan filan. İşte ilk gelen alır. Ya bir kere ilk gelen alır demek. Bence şu demek arkadaşlar. Yani ben bu motordan, hani motor için konuşuyoruz. Ben bu motordan artık illallah ettim. İlk gelen alsın. Yani bu demeye geliyor bence. Hani yanlış düşünüyorsam söyleyin arkadaşlar. Yani özetle ben bu tür ilanlara hiç girmeyi bile tercih etmiyorum. Onun dışında düşündüğünüz marka modelin ilanlarına bakıyorsunuz. İlanı gözünüze kestirdiniz. İşte dediğiniz motor olur. Sahibini aradınız. Aramadan önce şöyle bir şey yapın arkadaşlar. Bakın. Atıyorum ilanı veren şahıs. Adı soyadı orada yazar. Gidin adamın Facebook hesaplarına, adamın Instagram hesaplarına, yani satan kişinin sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Çünkü neden derseniz, bazı ilanlarda şunu görüyoruz. Adam diyor ki, yani satıcı diyor ki, işte tek teker yapmadım, stopu yapmadım, lastik yapmadım falan filan. Abi bir giriyorsun sosyal medya hesaplarına, dediklerinin hiçbir tanesi doğru değil. Bu yüzden sosyal medya hesaplarını araştırmanızı tavsiye ederim. Baktınız bir sıkıntı yok. Ondan sonra satıcıyı arayın, detaylarını sorun. Bakın, bir motosiklet kullanıcısı motosikletinin içinde hangi yağ olduğunu bence bilmek zorunda. Şunu da diyebilirsiniz. Ya kardeşim ben sıfır aldım, yetkili servise götürüyorum, onlar en iyisinden koyuyor. Abi motosiklet kullanmak araba kullanmak gibi değildir. Senin motosiklet kullanıcısı olarak bunun detaylarını bilmen lazım. İşte bu motorun içerisinde hangi yağ var, kaç litre var, yağ filtresi değiştirme, bakımlarda neler yapıldı, fren balatasının durumu nedir, debriyaj balatasının durumu nedir? Senin bu konularla ilgili az çok bilgi sahibi olman lazım. Aslında buradan aşağı ineceğim ama dedim ya yolu uzatayım diye. Şimdi buradan sola döneyim. Şöyle bir yeşil ovaya dolanarak gideyim. Ondan sonra aradığınız ilan sahibine sorun. Motosikletin kaç kilometrede bir bakım görüyor? Kaç kilometrede bir hangi yağ kullanıyorsun? Bunları sorun. Eğer ki satıcı içine koyduğu yağın markasını, modelini, kaç litre olduğunu dahi bilmiyorsa emin olun ki o motorun bakımları aslında düzgün yapılmıyor da olabilir. Bilmesi lazım abi. İçinde hangi yağ var, kaç litre var, bunların hepsini bilmesi lazım satıcının. Yani kullananın bilmesi lazım bunları. Ondan sonra oradan da okey aldınız. Baktınız sıkıntı yok, bu motor alınabilir. Motor nerede? Motor sizin kendi yaşadığınız şehirde mi? Yoksa motosiklet il dışında mı? İl dışındaysa eğer şunları sorun. Motosikletin ekspertize açık mı kardeşim? O da şöyle. Atıyorum. Ya şimdi aslında bu çok dallanıp budaklanacak bir konu ama özet geçmek gerekirse arkadaşlar, büyük markalar ekspertiz yapıyorlar. Götürüyorsun motosikleti, diyorsun ki ben bunu alacağım, buna ekspertiz yapabiliyor muyuz? Yapan var, yapmayı tercih etmeyen var. Aslında yapmayan yok, yapmayı tercih etmeyen var. Ama benim size tavsiyem arkadaşlar, gerçekten inandığınız, güvendiğiniz, ustalığından emin olduğunuz bir ustanız varsa alırken ona gösterin. İl dışındaysa onun sizle beraber gelmesini rica edin. Eğer ki gelmeyi kabul ederse sizin ustanız, satıcıya şunu söyleyin. Bak, ben vaktimi harcayıp zaman kaybedip ustamla beraber senin motoruna bakmaya geliyorum. Eğer ki dediğinin dışında bir şey çıkarsa masraflarımı karşılayacak mısın? Motoruna güveniyor musun? Bunları sorun. Adam diyorsa ki
Kardeşim ya işte ikinci el mal alıyorsun işte. Ufak tefek şeyler tabii ki de çıkar falan filan. O satıcının sattığı her ne olursa olsun o araçtan uzak durun. O alınmaz abi. Çünkü neden? Ya işte ikinci el alıyorsun o olur bu olur. Abi olur da değeri ona göre olur. Sen gidip piyasa değerinde mal satıyorsan senin sattığın malı senin söylediğinin dışında geldiğinde bir kusurunun çıkmaması lazım. Eğer çıkıyorsa sen beni kandırıyorsun kardeşim. Bakın bir de şu vardır arkadaşlar. Motosikleti buldunuz il dışında. Motosikletin eksiklerini adam size şu yüzden söylemez. Nasıl olsa uzak mesafeden gelecek. Ben bunun bu eksiklerini söylemeyeyim de fiyatın yarısını ben kırarım. Yarısını da işte ondan kırmasını isterim. Nasıl olsa borçlanmamak için o hevesle, o heyecanla motosikleti alır gider. Düşüncesine giren ilan sahipleri var arkadaşlar. Yani mesela motorun 3-4 bin lira masrafı var. Adam size bunu söylemiyor. Gidiyorsunuz işte eksikleri tespit ediyorsunuz motorda. Adama diyorsunuz ki bak bu eksiği var. Sen bunu bana niye söylemedin? Adam da size şunu söylüyor. Diyor ki ya işte ikinci el mal alıyorum kardeşim. Bu kadar olur şöyle böyle. Hadi yarısını ben çekeyim. Yarısını da sen çek masrafların. Siz de düşünüyorsunuz ki nasıl olsa bu kadar yol geldim. Bomboş geri dönmeyeyim. Yarısını nasıl olsa adam çekiyor. Yarısını da ben çekerim. Ben bunu alıp gideyim. Demeyin arkadaşlar. O ettiğiniz masrafı adamdan alın, boş geri dönün. Çünkü size onu satan çakal, satmaya çalışan daha doğrusu, sizin aynı bu düşüncelerle boş dönmemek için o motorun o masrafını göze alarak alacağınızdan emin bir şekilde sizi çağırıyor zaten. O da şöyle olacak arkadaşlar. Mesela diyelim motorun piyasası 20 ama diyelim 4000 lira masrafı var. Aslında motor nedir? 16. Siz 20 diye oraya gitmişsiniz. Adam dedi ki ya işte yarısı benden olsun, yarısı senden olsun. İşte sen de zarar etme, ben de zarar etmeyeyim. İşte sen bunu şu paraya al git, 18'e al git. Sonra 4000 lira masraf edince motor bana gelecek 22'ye. Ne anladım ben bu işten? Ama işte orada da şu devreye giriyor. Ya bu kadar masraf ettim, zamanım gitti, iş yerinden izin aldım falan filan. Boş dönmeyeyim. Yapacak bir şey yok, buraya kadar geldik. Abi buraya kadar geldik diye motor almayın. Almayın abi. Gezdiğinizde gördüğünüzde kalın. Gidin orada işte neyi meşhursa bir yemek yiyin, vakit geçirin. Gezin, tozun, dönün abi olmadı geri. İşte bu olmadı diye dünyanın sonu değil. Evet, yeni motosiklet alacak kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız böyle bir heyecanla gidiyorlar. Ya işte ne olacak alayım. 3 kuruş masrafı var, yaptırırız düşüncesiyle. Ondan sonra 3 kuruş onlara 5 kuruş olarak geri dönüyor. Böyle yapmayın arkadaşlar. Baktınız ki masrafı var, almadan kendi yol masraflarınızı karşı taraftan tahsil ederekten geri dönün. Aa işte karşı taraf masrafları vermeyi kabul etmişti. Nedir bunlar? Yol masraflarını vermeyi kabul etmiyor. Abi alabiliyorsanız alın. İşte artık biraz sert mi yaparsınız? Kavga mı edersiniz? Yani ben şahsen yol masraflarımı almadan dönmeyi tercih etmem. Çünkü niye? Karşımdaki insan yalancı, sahtekar, dolandırıcı bir insan. Sen benim günümü yemişsin. Sen benim masrafımı karşılayacaksın kardeşim. İkincisiyle ben almadan, masraflarımı almadan dönmeyi tercih etmem. Artık gerisi size kalmış. Neyse şimdi burayı çok uzatmadan konumuza devam edelim. Gittiğiniz motosikleti almaya nerelere gösterebilirsiniz? Nerelerine baktırabilirsiniz? Öncelikle arkadaşlar motosikleti bir ustaya götürmeden önce kendiniz motosikleti inceleyin. İşte nerelerine bakılır? Mesela size aslında motosikletin en önemli noktası motor ve yürüyen aksamdır. Gittiniz. Granajlar orijinal dedi. Çin çıktı. Ya bundan masraf düşüp bunu alabilirsin. Niye? Çünkü bir değer kaybı var makinede. Ama motorun bloğunda bir sıkıntı varsa, yürüyeninde bir sıkıntısı varsa o zaman sizi çok fazla masraflar bekliyor demektir arkadaşlar. Ama gel gelelim neler kontrol edilir? Bunlardan size bahsedeyim. Motosiklete ilk gittiniz. Motosiklet sizi çalışır bir vaziyette bekliyorsa zaten bu sizin süperlenmek için başlıca bir sebebiniz olur. Motosiklet sizi neden çalışır bir vaziyette bekliyor? Motosiklet soğuk olsun abi. Çalışmıyor vaziyette beklesin. Çünkü motor bloğunda bir sıkıntı varsa motor soğukken bu sıkıntıyı size yani motor soğukken bu sıkıntıyı bu sesi size daha çok verir. O yüzden bunu bilen motorun sahibi de motoru böyle sıcak tutmaya çalışır ki siz o sesi fark etmeyin alın gidin. Ondan sonra motosikleti çalıştırın. Çalışır vaziyette ise kapatın abi. Orada bir 15-20 dakika bekleyin. Ya da deyin ki hadi gidelim bir yerde bir çay çorba içelim. O ara makine bir soğusun. Soğukken motorun bir sesini dinleyelim. Marş yaparken kaçırıyor mu ona bakalım falan filan. Baktınız abi motordan ses geliyor. Ondan sonra az önce bahsettiğim masrafları alabiliyorsanız alın geri dönün. Hiç motor bloğundan ses gelen makineye bulaşmayın. Diyelim sıkıntı çıkmadı. Motor saat gibi çalışıyor. Tek seferde marş alıyor. Onda da sıkıntı yok. Motosikleti test etmeyi isteyin.
kabul ediyorsa motosikleti test edin. Anlıyorsanız sürüşünden, hani sürüşünden size verebileceği kelepliklerden anlıyorsanız bakın. İşte elinizi gidonla çekin, komple bırakın. Motor düz gidebiliyor mu? Sağa mı çekiyor, sola mı çekiyor? Yoksa gidon mu çırpıyor? Bunlara bakın. Kendiniz kontrol edin. Ondan sonra bulunduğunuz ilde, il dışına gittiğinizi farz edelim. Ekspertiz yapan bir firma varsa götürün, motosikletinizi ekspertiz yaptırın. Ama şu da var arkadaşlar. Tanıdığınız, güvendiğiniz bir usta varsa gittiğiniz ilde, gidip ona da baktırabilirsiniz. O da olur, o da uygundur. Ama bir de şöyle de bir şey var. Siz diyelim ekspertiz yaptırdınız ya da ustanıza gösterdiniz ya da gittiğiniz yerde bir ustaya gösterdiniz. Aldınız, dönüyorsunuz. Geldiniz mesela olduğunuz, yaşadığınız şehre. Ondan sonra baktığınız motor egzozdan duman atıyor. Olabilir. Bak bu da mesela yakın zamanda bir abimizin başına gelmiş olaydır. Motosikleti gidiyor, alıyor. Alırken bir şey yok. Aldığı adam motosiklet ustası, tamirci dükkanı var. İzmit'e geliyor abi. Ondan sonra egzozdan duman atmaya başlıyor. Motorun içine katkı atmış. Motor yağ yaktığını belli etmiyor. Ondan sonra buraya kadar tabii gazlayarak geliyor uzak mesafeden. Burada artık o içine atmış olduğu katkı işlevini yitiriyor ve motor duman atmaya devam ediyor. Böyle de bir örnekle karşılaşma ihtimaliniz var. Yani tamamıyla sürpriz. Aldığınız şeyin, yani tamamıyla bir kumar oynamış oluyorsunuz. Kötü çıkma ihtimali de var. İyi çıkma ihtimali de her zaman vardır arkadaşlar. Neyse, devam edelim. Baktırdınız, ettiniz. Alıyorsunuz, pazarlığınızı yaptınız. Herhangi bir sıkıntı görünmedi. Ha, eğer ki yaptırabiliyorsanız arkadaşlar alırken, işte motorun karterini sıktırıp oradan işte yatakların kontrolü falan da yapılabiliyor. Tabii hiçbir satıcı buna kolay kolay yanaşmaz. İşte servise gideceksin, işte zaten buna kolay kolay hiçbir usta da yanaşmaz. Bunu yaptırabiliyorsanız yaptırın. Yaptıramıyorsanız artık yapacak bir şey yok. Aldınız, eksisiyle artısıyla artık sizin zararınıza veya karınıza olur. O artık size kalmış bir şey. Yani alırken bunlara dikkat edilmesi lazım arkadaşlar. Onun dışında işte grenajlar orijinal mi değil mi? Mesela orijinal diye gittiniz, Çin çıktı. Masrafını düşün abi. Masrafından ziyade şu değer kaybını düşün. Sen bir motorun piyasası 20 bin lira. Grenajlar Çin'le değişmiş. Niye değişmiş? Demek ki kazası var. O zaman bu da bir değer kaybıdır. Buna da bakmak lazım. Onun dışında baktın Çin. Almaktan vazgeçme. Fiyatını düşür. Mesela de ki kardeşim senin grenajların Çin. Bunda demek ki kaza var. Kazası belki hasar kaydını işlememiştir. Yani cepten yaptırmışlardır. Motorunda değer kaybı var. Fiyatını düşür. Alabiliyorsan o şekilde al. Olmuyor mu? Bırak. Çin grenajlı motoru eğer ki normal piyasa değerinden aşağı inmiyorsa adam alma. Onun dışında arkadaşlar mesela size çok acil masraf çıkartabilecek şeyler. Motorun lastiği, motorun zinciri, motorun fren balataları, debriyaj balatası. Aldığınız motorun kilometresiyle, bakımıyla, bakımsızlığıyla ilgili bunlar değişmekle beraber bunların hepsi size masraftır. Yine örneğimiz 20 bin liralık motor olsun. 20 bin liralık motora gittiniz, piyasa değeri ortalama 20 bin lira. Aynı kondisyon, aynı kilometre, aynı hasar, kayıtlı veya kayıtsız her neyse. Ama motosiklette abi lastik bitik, zincir bitik, dişli bitik, fren balataları bitik. Onun dışında debriyaj baltası bitik. Abi bu size ortalama bir motosiklet için, bu arada bankaya da geldik ama videomuzu daha bitiremiyoruz. Nasıl yapacağız bilmiyorum, bakacağız. Bunlar size ortalama 3-4 bin lira masraf çıkartır arkadaşlar. O yüzden alırken lastiğe, lastiğin üretim tarihine. Bir de şu var arkadaşlar, adam mesela yazıyor motorumda Rosso 2, Rosso 3 lastik var bilmem ne. Abi olabilir. Bu bir artı mıdır? Aslında motosikletin üzerinde lastik ekstradan hani yazılmaması lazım ama. Tamam, bu kadar para vermişsin, yazmışsın ama senin lastiğinin bakalım ömrü ne? Ya da sen bu lastiği kaç kilometre alacaktın? Ya da lastiğin durumu ne? Lastik belki de bitik. Adamın mesela motorunda 2017 Rosso 2 var. 20 bin kilometre yapmış. Yazıyor Rosso 2 lastik var artı. Abi lastik bitmiş ama onu ne yapacağız? Bunlara dikkat edin. Zincir durumuna, ona mesela zincir de bak arkadaşlar, çok önemli. Zincire de bakın. Zincirin ne kadar artık bir germe payı kalmış, germe payı kalmış mı kalmamış mı, yağlı mı yağsız mı? Mesela zincirin yağlı yağsız olması bile alacağınız motosiklete size temizliği konusunda fikir verir arkadaşlar. Baktınız zincir yağsız, bakımsız, bol. Bilin ki o adam motoruna bakmıyor. Bakmayı dahi bilmiyordur. O adamın motorunu almayın. Onu da bırakın gidin. Vesaire vesaire. Bu konu böyle uzar gider arkadaşlar. Konu başlıkları olarak bunlardı. Kazıklanmamak için bunlara dikkat ederseniz, kazıklanmamış olursunuz. Umarım cevaplandırmadığımız akılda kalan bir soru olmamıştır. Varsa da arkadaşlar aşağıya yorumlar kısmından yazın. Bunları size tek tek cevaplarım yorumlar kısmında. Onun dışında arkadaşlar bankaya geldim. Şöyle motosikleti şöyle şuraya bir park edelim. Hop, burası güzel. Ondan sonra arkadaşlar
Eğer ki sosyal medya hesaplarımı takip etmiyorsanız beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz diyorum. Bankada kapanmadan saat 5-10 var. Banka kapanmadan işimi halledeyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.